Merhaba arkadaşlar, Genç Gezgin'in Dünya Turu inceleme videosuyla tekrar karşınızdayız. Bu şahsen benim 15. videom olabilir çünkü Genç Gezgin'in Dünya Turu çok eski bir uygulama, bir oyun diyeyim, eğitim oyunu. O yüzden çözünürlüğü çok küçük olduğu için video kayıtlarında olsun, kameramın benim çıkışında olsun çok zorlanıyorum. Yani kamera sürekli sıkıntı veriyor bazen görünme. Ben de o yüzden şu an 3 programı birden çalıştırıyorum bu videonun kaydını yapabilmek için. Yeter ki bu Genç Gezgin Dünya Turu adlı güzel uygulamayı layığıyla inceleyelim, eleştirelim efendim. Şimdilik sesi biraz yüksek olabilir. Sesini kıstım ama ses sıkıntıları da var. Yani benim videonun sesinden daha çok yüksek oluyor. Ama kaliteli bir şekilde inşallah bu uygulamayı sunacağız. Hemen buradan gördüğünüz üzere tam ekran ve pencere modları var. Bu uygulama normalde DK Multimedya şirketi tarafından yapılmıştır. Burada Türkiye versiyonları yapıldı ve kitaplarla, dergilerle, CD'lerle satıldı. Ben kendi zamanımdan hatırlıyorum. Çok büyük bir tepki çekti diyebilirim. Yani herkesin haberi vardı neredeyse. Ve Nesquik, bu gördüğünüz Nesquik işte emek veriyor, mısır gevreklerde bu CD'leri dağıtmaya başladı. Hala işte o CD'nin şeyi görünüyor burada gördüğünüz gibi. Belli ki bir CD'den bir program setup'ı kurmuşuz biz. Nesquik versiyonundan görünüyor ama bir farklılık yok. Yani CD elimizde olsaydı orijinal, bu da böyle bir şeydi. Sadece bu reklam olmayacaktı. Ama burada da görüyorsunuz normalde bu Logomotif şirketinin yaptığı bir uygulama. O diğer bütün bu eğitim videolarını, yani özellikle DK şirketinin yaptığı, orijinal yabancı DK şirketinin yaptığı bütün bu projeleri Logomotif Türkçe'ye çevirmiştir, seslendirmiştir. Bayağı bir katkıda sağlamıştır ama tabii ki çağın ötesinde bu projeyi yapmak tabii çok emek isteyen bir şey. Onu ben şöyle göstereyim. Tam ekran olunca sıkıntı oluyor. O yüzden pencere yapacağım. Genç Gezgin'in Dünya Turu... Evet, onu da şöyle alalım. Genç Gezgin'in Dünya Turu'na hoş geldiniz diyor. Giriş yapalım. Gördüğünüz üzere pasaport... Dünya Turu'na çıkmadan önce bir pasaporta ihtiyacın var. Çocukken bizim sevdiğimiz buradaki karakterleri seçmeydi. Mesela ben burada sevdiğim karakterleri vardı mesela. Neler var? Burada zaten karakterin sayısı o kadar çoktu ki hepimizin bir tane karakteri oluyordu. Bir tanesini rastgele seçiyorum. Yeni pasaport da diyebilirim ama belki geçmişteki şeylerimiz geri gidebilir. Yaptıklarımız. Burada burada menüden görüldüğü üzere Genç Gezgin Dünya Haritası, yani bu tur yapacak kişi yatak odasındayız. Şu an benim 15. kaydım olduğu için biraz yoruldum, kusura bakmayın. Hadi daha enerjiyimdir de. Şimdi bu yatak odasında bu Genç Gezgin, yani bizim ana karakterimiz şöyle bir özelliği var. Bu program bize hepimize dünya turu yapma isteği uyandırmıştır. Yani ben elimizdeki program oynadıysa özellikle çok kurcaladıkça gene detaylar ve oyunlar, animasyonlar o kadar çıkıyor ki yani ben seneler sonra geldim, senelerdir oynamışım da bunu. Hala yeni şeyler bulabiliyorum. Şöyle bir şey var. Mesela bu anime, nereye tıklasak her bir karakter vardı. Sesleri ve duyuyorsunuz. Animasyonları var. Şimdi örnek veriyorum, detaycılık çok güzel. Mesela burada kangurunun, ikisi de alakası şeyler. Kangurunun kesesinde bir yavrusu var. Ona tıkladığınız böyle gidiyor. Şurada mesela o kanguruya tıklamasaydık karnına, şurada tıkladığımızda başka bir animasyon olacak. Ama tıkladığımızda buradan geri çıkıyor. Yani bu kanguru had safhada diyebiliriz. Mesela şu tekrar aslında hepsini tekrar göstereyim desem gerçekten bu video bitmez. Benim videolarım biraz uzun oluyor, o yüzden kısa anlatayım. Mesela buradan da buraya, odaya geçtik. Şuraya tıklayalım.
kartpostalla böyle oynadıkça arttıracağız. Burada da tekrar karnından çıkıyor. Evet, bu detaycılığı göstermek için bu küçük bir şeyi göstereyim dedim. Bir tutorial niyetine şuradaki trene... Trene hoş geldin. Yatak odasında keşfedilecek birçok şey var. Etrafı dolaşabilmek için yanlardaki duvarlara tıklaman yeterli. Bu bavulu gördüğün zaman onu açarak kağıda bas, kopyala, yardım ve diğer faydalı komutları bulacaksın. Oyunları yakından görebilmek için masayı tıklayabilir ya da seni ziyaret etmek istediğin herhangi bir ülkeye ulaştırabilecek ülkeler listesini tıklayabilirsin. Programdan çıkmak istediğinde kapıdaki çıkış işaretini tıklaman yeterli. Yatak odasının bu bölümünde bazı ilginç filmleri televizyonda izleyebilir ya da seyahatlerin sırasında doldurabileceğin pasaport ve çıkartma kitabına göz atabilirsin. Seyahatte yolladığın kartpostalları panonda biriktirebilirsin ve içindekileri kullanarak ülkelere, kıtalara ve dünyanın her tarafındaki ünlü yerlere ulaşabilirsin. Yani çok kişiye gerçekten çok... Son olarak da dünya haritası seni ziyaret etmek istediğin her yere götürecektir. Ve daha fazla yardıma ihtiyacın olduğunda beni bulmayı sakın unutma. Evet. Seslendirmeler de çok güzel, çok kaliteli. Yani yıllar sonra bir oynadıktan sonra bile kalitesine eskitmiyor. Sadece böyle bir çözünürlük sıkıntılar oluyor. Aslında şu an günümüzde bile bu tarz oyunlara öğrencilerin çok ihtiyacı var diyebilirim. Bunun sayesinde hem böyle İngilizce öğrenenler de var diğer şeyiyle, orijinal haliyle. Yani logomotifi tasarlamadığı biçimde. Ve kısaca hemen anlatayım, video çok uzun olacak. Hangi oyunu oynamak istersin? Oyunlar var. Mesela burada eşleştir var. Eşleştir. Nasıl oynandığını öğrenmek için treni tıkla. Çok uzun sürecek, kendisi de anlatıyor. Burada mesela bu oyunu anlatayım. Bu solda geminin tepeden görünüşünü bulmamı istiyorlar. Belli ki aynı. Mesela şuna tıkladım. Deniz halkıymış bu. Aslında mesela bekleyelim. Evet, şuna tıkladık. Bilmiyorum. Bu oyunu 4 tane şey isteyecek bizden. Bildikten sonra tekrar oyuna yeniden başlıyorsunuz ya da diğer oyunları geçebiliyorsunuz. Neyse. Bir resim planla. Bu birazcık da uygulama. Bir resim planla. Nasıl oynandığını öğrenmek için trenlerden birini tıkla. Evet. Trenleri tıklamak yerine de oyunu... Bu oyunda sol taraftaki üstten görünüşe seçeceğin küçük resimleri yerleştirerek bir ön görünüş elde edebilirsin. Bunun gibi bir resim seç. Resmini yerleştirmek için üstten görünüşte herhangi bir yere tıklarsan sağ tarafta önden görünüşün oluştuğunu göreceksin. Daha fazla resim eklemek için aynı şeyi tekrarla. Herhangi bir resmi silmek için üzerini tıkla. Mesela benim çağımda bu... Bu çubuktaki resimleri altlarındaki düğmeleri tıklayarak ya da kolu kullanarak değiştirebilirsin. Çünkü hala başka bir arka plan resmi seçmek için bu düğmeyi, yeniden başlamak için de bu düğmeyi kullanabilirsin. Oyunu kapatmak için dışında bir yere tıkla. Oynayan kişiler. Mesela buradan istediğimiz karakteri seçip buradan önden görünüş, buradan üstten görünüş, tepeden kuş bakımı görünüş yapıp mesela sıfırdan da başlayabiliriz. Kendi karakterimizi buradan yapabiliriz. Buradan da çizim. Bu gerçekten bana çok yardımcı olmuştu benim çocukluğumda. Yani işte mesela özellikle bu mesela şu tarz yerlerde hani evler yapma, ne bileyim hayvanlar ekleme, arabalar ekleme falan kısmına bana çok yardımcı olmuştu. Buradan da bavul, direkt menü kısmına geçmiş gibi bir şey oluyoruz. Yani menünün güzelliği şu. Mesela kartpostalımız. Bunun gibi bir pul gördüğün yerlerde kart... Yani şimdi tek tek hepsini anlattırmayalım. Mesela haritaya geçelim. Çıkalım bir. Bundan da bir çıkalım. Bundan da çıkalım. Bir de hazine avı oyunu var. Şimdi oyundan kısaca anlattık. Hazine avı aslında... Hazine avı.
Nasıl oynandığını öğrenmek için treni tıkla. Tekrar yediğim oyunlardan biridir. Ben şimdi bunu anlatmayayım, kendim anlatayım. Mesela buradaki bir karakter, bizim olduğumuz mekan. Buradaki hazineyi de bulacağız. Bunlar nasıl bulunacak? Örnek veriyorum. Şuradaki timsaha gelmeden, şuradaki çukura gelmeden bu gemi şöyle, değil mi, şekilde bu hazineyi buldurabiliriz. O da nasıl olacak? İşte buradaki rakamlar ve yönlerle, örnek veriyorum, 2 doğuya git. Ondan sonra 1, 2, 3, 4, 4 batıya git. Ondan sonra da 1 kuzeye git. Deneyelim. Bu yön duygusunu matematiksel zekayı geliştiren bir uygulama oldu. Evet. Benim sevmediğim bazı şeylerden biri de bakın batı yapmışım ben sana. Bilemedim. Evet, ben çocukken daha iyi yapıyormuşum. Tekrar deneyeyim. 2 doğu, 1, 2, 3, 4 kuzey. Evet, yanlış tıklamışım onu. Kuzey, 2 doğu, batı pardon, 1 de kuzey. Benim bu oyunda eleştirmek istersem sevmediklerim animasyonun çok ağır ve yavaş olması, iki animasyonun birden aynı anda çalışmaması ve mesela o kartpostalları ve stickerları biriktirmeyi seviyorum ben. Bu yüzden bu animasyonların şeyliği yüzünden, yavaşlığı yüzünden her oyuna girdiğimde stickerları tekrardan biriktireceğim diye bayağı yorulmuş oluyordum. Hani o programı sıkan taraflarım onlardı. Yani animasyon bitirmeden ilerlemenin meselesi de vardı. Mesela burada hazineye ulaşıyoruz. Evet, hazineyi bulduk şimdi. Tabii bu animasyonları da çocukların interaktif eğlencelerini geliştirmek için çok iyi oluyor mesela. Evet, burada hazine çıkıyor. Çocuklar biraz daha eğlenmesini. Tebrikler, hazineyi buldun. Çocuklar yeniden oynamak ister misin? Yani hem oyun oynarken bir şeyler öğrenmesi çok iyi oluyor. Mesela yeni oyun diyor da biz oynadık bunu. Neyse, önce bunları geçeyim. Buradan hani ülkelerin listesi animasyonları. Ben şimdi size haritayı göstermek istiyorum da. Şurada bir tane şey göstermek istiyorum. Burada da filmler var, videolar. Yani şu, ama mesela tıklayacağım şuraya. Kuzey Buz Denizi'nin buzlarla kaplı manzarasında bir... Eğer bu filmi görmek istiyorsan Atlas Okyanusu'na gidip, evet, denizaltıyı bulman gerekiyor. Atlas Okyanusu'na gidip haritadan o denizaltını bulacaksın. Sonra bu film açılacak. Ben o şeyi de seviyordum. Yani oyunu oynadıkça daha fazla imkanlar sunuyor. Bu da senin oyunu oynamanı isteğini arttırıyor. Mesela detaylar, şeyler bitmez. Şimdi haritanın apartı bavula tıklayacaktık ilk önce. Bavul. Buradan da yok, haritaya şuradan girelim. Yoksa mesela burada örnek veriyorum, Amerika'ya mı, yok şuraya gelelim. Yani detay çok olur. Anlatamam. Mesela İstanbul. Evet, İstanbul tanıtacak. Şehir İstanbul Boğazı ile ayrılan Asya ve Avrupa kıtaları topraklarındadır. İstanbul Avrupa ile Asya arasında bir köprü gibidir. Evet. Şimdi her tıkladığımız mekanda, yani bu eğitselliğini öne çıkarmak istiyorum. Her tıkladığımız mekanda o yöreye uygun bilgileri sesli bir şekilde anlatma ve tabii mesela Kazakistan'da içinde bu tarz, yani hangi yörenin hangi hayvanı varsa onları gösteren step kartalı. Böyle. Bu nesli tükenmekte olan kartal Asya'nın uçsuz bucaksız çayırlıkları. Bazı hayvanlarda tıklandığında, mesela burada da şuraya tıkladığında, hani uzay mekikleri ve uzay seyahatlerine çıkacak olursak Ay'a, yıldızlara ve bizi çevreleyen diğer gezegenlere daha yakından bakabiliriz. Evet.
bilim adamları uzayda yaptıkları araştırma aynı zamanda unlock kilidini açmış oluyoruz ki istediğimiz zaman kendi yatak odasında, kendi evinde izlesin çocuklar. Göçebe kazaklar. İlgileri verecektir. Burada ben mesela çıkartma kitabı en sevdiğim kısımdı. Çıkartma kitabı. Maymunlar. Maymunlar birçok şekilde ve boyutta karşına çıkabilirler. Bunlardan birini gördün mü? Sana. Onları buraya yapıştırıyorsun mesela hepsi de. Soğukta ilginç bitkiler. Dünyada birçok ilginç bitki var. Bunları bulabilecek misin? Kapalı, açılmamış bir şekilde görünüyor. Şimdi buradan mesela başka ürünleri de göstereyim. İçindekiler var. İçindekiler. Örnek veriyorum. Ünlü yerler. O zaman buradaki bütün bilgiler. Beyaz Saray. Gerçekten çok uğraşılmış. Beyaz Saray, Washington DC'dedir. Evet. Burası Amerika Birleşik. Karpostalı burada açıldı. Buradan da karpostalı. Kullanarak mesela sevgili Ali. Nasılsın? Diyerek adrese de. Yazıp kartpostalı gönderebiliriz. Gönderen zaten kim olduğu belli. Başkan. Eğer kartpostalı göndermeden kapatırsan mesajını kaybedersin. Kartpostalını. Evet. Zaten kartpostalları nasıl göndereceğimizi burada da Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde dünyanın en ilginç hayvanlarından bazıları yaşarlar. Bu hayvanların çok da ilginç avlanma yöntemleri vardır. Bu garip görünüşlü fener balığı kendi ışığını kullanarak küçük balıkları ağzının içine çekmeye çalışır. Obur yılan balığı ise çenesini o kadar geniş açar ki kendisinden iki kat büyük hayvanları bile rahatlıkla. Yani mesela başka neler var? Oyunları anlattım. Her genç bu oyunu oynadıktan sonra gerçekten gezgin olmak istedi. Onu diyebilirim yani. Bu oyun sadece oynamasından sonra gerçekten dünya turu yapan çok insan tanıyorum yani. Bu özellikle internetteki gezgin dünya turu diye ararsanız oradaki çocuklar bir sürü yorumlar çocuk sahibi oldu. Çocuklarınıza kesinlikle bunu göstermenizi istiyorum.
yaş önemli değil, 7'den 77'ye herkes bunu oynayabilir. Daha çok bilgi verebilirim sabah kadar ama video çok uzun olacak. 15 dakikaya geçitmemeye çalışayım. Yani bilmiyorum kaç dakika geçti. Şimdi top patlaması kesilebilir.